Merhabalar arkadaşlar. Son paylaştığım vakadan sonra nereyi alalım, nereyi almayalım, çürük boyası nasıl kullanılır, nasıl kullanılmaz gibi sorular oluyor. Daha önce bir tane paylaşımımda Peripheral Seal bahsetmiştim. Bu çalışmada Peripheral Seal konusunda Aleman ve Pascal Manier'in çalışması Systematic Approach to Deep Case Removal Endpoints Peripheral Seal Concept in Adhesive Dentistry diye bir çalışma arkadaşlar. Bunun linkini ayrıca koyarım. Şimdi bu çalışmada özellikle işte normal okullarda anlatılan dokunma ve işte görerek çürük temizleme tekniğinin çok da deep krizlerde, derin kalitelerde çok başarılı olamayacağını gösteriyor. Özellikle kaçtaydı? 1990'larda yapılan bir çalışma var. Çürük boyasıyla. Öğrenciler kaviteyi temizliyorlar. Hocaları da bakıyor. Artık hocaları kimse, doktor mu? Oradaki asistan mı bilmiyorum. Bakıyor. Bu çürük kavitesi tamam temizlenmiştir dedikten sonra çürük boyası uyguluyorlar. Ve kavitenin içinde çürük boyasıyla boyanan alanlar kaldığı görülüyor. Bu çalışmayı olabildiğince hızlı anlatmaya çalışacağım size ama gerçekten hızlı anlatılabilecek bir konu değil. Daha önce ilk sayfayı yaklaşık 17 dakikada anlatmayı başarabildim. O yüzden devam ettirmedim. Bakalım bu sefer ne olacak. %50'de bu yapılan çalışmada %50 durumda. %50 dişlerin %50'sinde daha boyanan yerler kaldığı görülüyor. Sonra da 96'larda galiba bir tane İngiltere'de bir kadın, bir çalışmacı bir çalışma yapıyor. O da şöyle yapıyor. Boyanan yerlerden sürüntü örneği alıyor ve bunu ekiyor. Bakteri ürediği görülüyor. Diyor ki bu boyanan yerlerden değil, özür dilerim, daha fazla boyanmayan yerlerden. Diyor ki bu çürük boyası işte oradaki enfeksiyonu göstermiyor diyor. Bundan dolayı da İnsanlar çürük boyasının işe yaramadığını düşünüyorlar. Çürük boyası arkadaşlar sadece demineralizasyonun varlığını gösterir. Ne kadar olduğunu gösterir. Normalde mineralize olan, iyi mineralize olan dentine bağlanmaz. O yüzden bu çalışmada özellikle onu anlatıyor. İşte visual dye staining dediği konu bu. Bu işte biyometrik fonksiyonu yerine getirebilecek bir restorasyon yaratmak için yapabilmek için iyi bir periferal C-zone gerekiyor diyor. Bu da işte periferal C-zone 1,3 mm wide olması gerekiyor. DEG kapsayacak, enameli kapsayacak, işte dentini kapsayacak gibi. Bu böyle yapıldığı takdirde de 45-55 megapaskala varan bond kuvvetlerine ulaşılabiliyor diyor. Kullanılabilecek boyalarda işte bu Caris Finder Denville keriz detektörü, Cryo ve Seek Ultra Dent şeklinde kullanılabilir. Ben Seek kullanıyorum, memnunum. Ondan sonra şimdi burada Histology of Caries Lesion, bu önemli. Fusiyama diye bir abi 1980'de ilk histoloji ve işte biyomekanikal mikroskopik çalışmayı yapıyor. Bu çürüğün içinde iki tane layers olduğunu söylüyor. Outer layers, outer caries lesion ve inner caries lesion diyor. Outer caries lesion, highly infected, asidik ve demineralize bölge. Buradaki kolajen fibrilleri artık eski haline gelemeyecek, denatüre olmuş. Intermoleküler cross-linkage'lerini kaybetmiş diyor. Burayı anestezisiz temizleyebilirsiniz diyor. Çünkü tübüller, dentin tübülleri bu. Sıvı akışını gerçekleştiren dentin tübülleri artık tamamen gitmiş. O yüzden burayı temizleyebilirsiniz. Anestezi yapmadan diyor. Öyle bir yer burası. Ama oraya artık pH normal haline gelse bile, asitik pH'tan bazik pH'e doğru gitse bile burası tekrar mineralize olamaz demişler. Sonra da inner caries lesion dentin dedikleri ikinci dentin tabakasını söyle. Karım çekirdek çitleyecekmiş, kusura bakmayın. O çekirdek çitlerse duyarsanız şey yapmayın çok fazla. Sonra inner caries dentin dedikleri bir alttaki tabaka. Bu outer caries dentin pulpadan
daha dışta olan, yani çürük lezyonun pulpanın ters tarafında olan dentin, pulpaya yakın olan inner cavity dentin dediği yerse işte partially demineralized, slightly infected diyor. Hafif demineralize ve hafif enfekte. Burada da bakteriler bulunabiliyor ama net, yani yok denilemiyor burada. Ama bu inner cavity dentinin kolajen fibrilleri natural structure'ında kalmış, yani normal halde. O yüzden eğer pH normal hale gelebiliyorsa, pH yükselebiliyorsa bu durumda bu dentin tekrar mineralize olabiliyor. Diyorlar ki 1960'tan beri işte bu outer caviz dentini biz alalım, inner caviz dentin kalsın. Biz oraya düzgün bir dolgu yapalım. Pulpadan gelecek olan sıvı akışıyla beraber orası mineralize olsun. Bizim de bir problemimiz kalmasın. Pulpayı da açmayalım. Pulpaya daha fazla gereksiz doku kaybı yapmayalım demişler. Ama burada en önemli şey, her insanın dokunduğunda hissettiği farklıdır. Normal tektal olarak bakma şudur. Sondunuzu veya ekskavatörünüzü oradan şöyle bir geçirirsiniz. Eğer bir takılıyorsa, yumuşaklık hissediyorsanız biraz daha almanız gerekir demektir bu. Orada çürük var demektir şeklinde anlatılır. Bunu Fusuyama'nın bir tane öğrencisi bildiğim kadarıyla demiş ki hani ne kadar temizleyeceğim demiş. O da demiş ki hani batırdığında sondun takılmayacak demiş, bastırdığında. Öğrencisi de demiş ki ne kadar bastırdığımda demiş. Bundan da Fusuyama şöyle bir şey düşünmüş. Yani herkesin bu bastırmadaki o hissiyatı farklı. Herkes farklı sertlikte bastırıyor, basınçta bastırıyor. Ben buna düzgün bir ayraç bulayım. Bu ayracı da ilk önce asidret içindeki bir boyayla yapmış. Yalnız bu asidret bildiğim kadarıyla karsinojenik bir maddeymiş. Bu maddeyi değiştirmişler. Şu an propilen glikol içinde. Hatta polipropilen glikol içinde. Kırmızı veya işte mavi, yeşil gıda boyası kullanılıyor. Bu çürük boyasının outer caries dentin ile inner caries dentini farklı boyadığını görmüşler. Outer caries dentin aşırı hangi renk kullanıyorsanız işte onun koyusunda boyanıyor. Inner caries dentin ise bunun hafif, daha hafif bir şekilde boyanıyor. İşte kırmızı kullanıyorsanız pink oluyor. Yeşil kullanıyorsanız da hafif, çok hafif yeşil bir şey oluyor. Bundan dolayı da ayırabiliyorsunuz ne olduğunu. Şimdi bu outer caries dentinin hemen altında inner caries dentinle outer caries dentin arasında bir bölge bulunuyormuş. Bunun adı da turbid layer'mış. Turbid layer'da devam ederken inner caries dentine transparent zon oluşuyormuş. Bu transparent zonda devamında subtransparent zonla devam ediyormuş. Transparent zon ve subtransparent zonu almamak gerekiyormuş. Buralar çok hafif boyanıyormuş çünkü oralar daha mineralizeymiş üstteki dentine göre. İşte bu pink haze staining dedikleri işte hafif pembe boyanma, kırmızı boya kullanıldığında bunu da Fusuyama bulmuş. Demiş ki bunu almayın. Ama o, özür dilerim, o bulmamış. O demiş ki stained or unstained caries demiş. Bu yüzden de bu çürük boyalarında eğer boyanıyorsa alacaksınız. Boyanmayacaksa da almayacaksınız şeklinde bir şey oluşmuş. Ama bu böyle değilmiş demişler. Fusuyama'nın sonrasında gelen çalışmacılar da bu ne kadar boyandığı ile ilgili, ne kadar alınması gerekiyor, alınmaması gerekiyor diye bir şey yapmışlar, çalışma yapmışlar. Demişler ki işte bu dark stained outer caries'i alın, inner caries'i almayın şeklinde. Sonra işte diagnodont diye bir alet varmış, lazerle yapıyormuş. Hiç görmedim. Ben bilmiyorum. Baktığımda 5000 euro falan gibi fiyatı vardı. Kavo satıyormuş galiba. Ama yani olsa da kullansak bilmiyorum. Şimdi bu keriz detektin işte diagnostik kullandığınızda birbirine check etmek için kullandığınızda affected dentini
pardon, infected dentin'i kaldırabiliyorsunuz. Affected dentin'i kaldırmadan tutabiliyorsunuz. Bu sayede de daha fazla doku kaybına sebep olmamış oluyorsunuz. İşte bu yaparken de oklüzelden 5 mm, şurada 5-6 mm oklüzelden, diğer dişle de 3-4 mm kadar geldiğinizde pulpaya çok yaklaşmış oluyorsunuz diyor. Buradan sonrasını almayın diyorlar. Şimdi bu keriz removal'ın, çürük temizlemenin de en bizim için en istediğimiz şey aslında minedentin sınırındaki, junction'ındaki tensile bone strength'e ulaşabilmek. Bu da 51,5 olarak kabul ediliyor. 50 civarı kabul ediliyor. Bunu da işte gold standart bondlarla yapabiliyoruz. İşte inner caries dentin eğer almazsanız, yeterince almazsanız %25 ile %33 oranında daha az bağlanıyormuş. Yani normalde iyi bir temiz bir dentine bağlandığınızda %100 bir bağlantı sağlayacaksanız bunda %75 bağlantı sağlıyormuşsunuz. Outer caries dentini almazsanız peki %66 düşük oluyormuş. Yani çok 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 düşüyormuş bağlantı. Bu yüzden nereye alacağınız çok önemliymiş. Burada özellikle Matrix metaloprotein azlardan bahsediyor. İşte Clarixin kullanabilirsiniz diyor. %2'lik, %0,2'den %2'ye kadar. Bu sayede Matrix metaloprotein azların etkinliğini azaltırsınız, durdurursunuz. Çok uzun süreli bond strength'lerine sahip olursunuz diyor. SE Protect'in içinde kendi özel bir primeri var. Bu Matrix metalliprotein az inhibisyonu için. Onu söylüyor. Clarixin ama kullanılabilir diyor. Diyorlar ki çürüğün bu kavitenin lokasyonu da çok önemli. Nereye bağlandığınız da çok önemli. Servikal kök dentini %20 oranında bond kuvvetini kaybetmiştir diyor. Normal periferaldeki dentine göre, mineye yakın dentine göre. Eğer diyor servikal kök dentini diyor, inner caries dentini de bırakırsanız burada diyor, bond kuvvetinin %50'sini kaybetmiştir demektir diyor. Çünkü %20'sini zaten kendi yapısından dolayı kaybedecek. Bir de inner caries dentini bıraktınız, %50 gitti. Genelde işte gold standartlar iyi bağlanır diyor ama simplifiye edilmiş, kolaylaştırılmış two step, total edge'ler ve one step, highly acidic self edge'ler direkt %50 kaybetmiştir diyor. Bu restorasyon yapımı aşamasında C faktörüne dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Yüksek C faktörlü bir kaviteniz varsa bu bond strength'ini kaybedecektir diyor. Özellikle işte high C faktör layering yapıyorsanız 0,5 mm'den daha kalın kompozitler koymamanız gerekiyor. Özellikle dentin üzerine koyduğunuz bond matüre olurken bunu yapmamanız gerekiyor diyor. İşte ince horizontal tabakalar halinde koymanız gerekiyor diyor. Veya ilk 5 dakika, 3 dakika, 5 dakika beklemeniz gerekiyor diyor. Bu decoupling with time dedikleri iş için. Polietilen fiberler kullanabilirsiniz diyor. Rebound'dan bahsediyor. If diyor C factor stress are not reduced, rebound strength. Eğer C faktör azaltamadıysanız diyor. %30-50 oranında bond kuvvetini kaybedeceksiniz demek oluyor bu. Şimdi treatment goals for deep caries lesion dedikleri şey de periferal seal zone'u mine ve işte dentin mine kompleksini ve süperfisiyel dentini, temiz dentini içine alan bir periferal seal zone oluşturursanız bu iyi bir bond sistemiyle, gold standart bir bond sistemiyle 55 MPa ile bağlanır diyor. Bu periferal seal zone'un içinde, yani pulpaya yakın kısımda inner caries dentin bırakabilirsiniz diyor. Bu da genellikle 30 megapascal bağlantı kuvvetine sahip olur diyor.
Bu periferal sihir zonun içindeki highly infected outer carrier dentini uzaklaştırın diyor. Ama pulpaya çok yakın olan işte okluzalden 5 mm, yanındaki dişten 3 mm kalacak şekilde bu highly infected outer carrier dentini alırsanız diyor. Exposure'ları, pulpa açılmalarını engellersiniz diyor. Seal and deactivate any remaining bacteria left inside peripheral C-zone. İyi bir bond sistemi kullanırsanız zaten peripheral C-zone'un içinde kalan herhangi bir bakteri varsa bunu da orada tıkamış olacağız. bond kuvvetini olabildiğince yüksekte tutacak. Adhesive restoratif teknikler, işte tabakalama teknikleri, rebondlar, fiber destekli kompozitler şeklinde kullanırsanız peripheral C-zone'un içinde çok iyi bir tıkama sağlamış olursunuz diyor. Step by step teknik. Pulpa vitalitesini test edin ilk önce. Bunu da ben genelde soğuk spreyle yapıyorum. Eczanelerde bulunuyor. Direkt onunla bakıyorum. Pozitifse devam ediyorum. Negatifse veya işte yani tam bir yanıt alamıyorsanız hastaya bilgilendirin diyor. Dişi anestezi yapın. İzole edin diyor. Rubber demle veya işte herhangi bir teknikle artık neyi kullanıyorsanız. Rubber demin burada en büyük özelliği. Rubber demin çalışmalarda pamukla yapılan teknikten herhangi bir fark yok. Pamuk tamponla yapılan teknikten herhangi bir fark yok. Ama çok daha kolay, çok daha predictable oluyor. Tavsiye ederim. Eski restorasyon varsa kötü durumda bütün lezyonu kaldırın. Çürük boyasıyla boyayın. 10 saniye bekleyin ve yıkayın. Bu kadar. Ne kadar olduğunu görmek için. Dentino enamel junction mini dent sınırından itibaren 1 mm rond frezle fine to medium grit dedi. Hani sarı veya kırmızı kuşakla. Periferal seal zone içinde tamamen boyanan her yeri alın diyor. This superficial dentin will be 1 to 2 mm wide diyor. Periferal C-zone'un içinde 1-2 mm'lik süperfisiyel dentinde hiç boya kalmayacak şekilde, boyanan kalmayacak şekilde temizleyin diyor. Bu da genelde 1-2 mm'ye tekabül ediyor. İşte 3 mm de olabiliyor. Yerine göre değişebilir diyor. İşte okluzal demoralar 1-2 mm. Root dentinse eğer kök dentinse 1 mm kadar olabiliyor. Bu boyama ve temizleme işlemi, outer and inner cavity dentin temizlenme işlemi tekrar edilecek. En az 3 defa ben yapıyorum mesela bir şey yapmak için ki 5-10 defa da olmuş oluyor yani olduğu oluyor. Bu periferal seal zone'un tamamen boyadan hani hiç boyanmayan tertemiz bir yüzey olması gerekiyor. Şöyle bir karışıklık var. Bazen minedentin sınırı da boyanabiliyor. Bu boyanan yerler çok ince, noktalık şey. Düz bir hat şeklinde oluyor. Burayı almayın diyebiliyorlar. Oranın da alınması lazım. Boyanıyorsa o bölge demineralize olmuş demektir. Ki minedentin sınırı daha hızlı demineralize olur. Daha hızlı çözünebilir. O yüzden oralarda almanız gerekiyor arkadaşlar. Tamamen temizleyene kadar. Minedent şey periferal C-zone içindeki koyu boyanan yerleri de alın diyor burada. Ama burada işte pulpa boynuzları olduğu yerde dikkatli olun. İşte ölçün. Okluzal'den 5 mm, diğer dişten, yanındaki dişten 3 mm kadar girebilirsiniz şeklinde söylüyorlar. Bunu da öyle söylüyorlar. Kırmızı yani koyu boyanan yerleri aldıktan sonra hafif boyanan yerleri artık dikkatli olarak almaya devam edin. pulpa ekspozundan kaçının şey. Deep pulp yani pulpa boynuzuna çok yaklaştığınız yerlerde de artık hani oraları almaya en son bırakın, en son oraları alın. Artık hala çok yaklaştıysanız da almayabilirsiniz, kalabilir. İyi bir tıkama sağlarsanız oradaki bakteriler de uykuya geçecekler veya öleceklerdir şeklinde söylüyorlar. Bu optional step dediği de işte kloreksidin kullanılması. 30 seconds diyor burada. Sonra da veya işte benzalkonium klorit solution asit etchten sonra asit etchin içinde varmış falan filan. Bunları ben bilmiyorum çok. Şimdi eğer 3 aşamalı total etch kullanıyorsanız
Asit etching ve rinsing'den sonra, yıkamadan sonra asitle etch ediyorsunuz. Yıkadınız. Ondan sonra kullanmanız gerekiyor. Two step self etch kullanıyorsanız da kloriksidini uyguluyorsunuz. Benzalkonyum kloridi uyguluyorsunuz. Kurutuyorsunuz 10 saniye. Sonra da self etching primeri kullanıyorsunuz. Eğer mild two step self etch dentinal bonding sistem kullanıyorsanız bir Clearfill SL. SE özür dilerim. Burada air abrasion diyor. Kullanmanız gerekir. Mikrodentensal bone strength'i artırabilmek için. Dentin bonding'e devam edin. Hayatınıza devam edin diye söylüyor. Son olarak da diyorlar ki işte büyütme 6,5-8 kullanmanız iyidir. Çok güzeldir. Mikroskop en güzeldir falan. Şimdi bu periferal C-zone içinde süperfisiyel dentin de bir bağlantı elde ettiğinizde gold standard bond sistemi kullandığınızda 45-55 MPa megapascal gibi bir kuvvete ulaşabiliyorsunuz. Bu hafif boyanan yer bıraktıysanız eğer periferal seal zone'un içinde inner cavity dentin bıraktıysanız bond kuvvetiniz 30 megapascal düşecektir. Ama bu da iyidir bizim için diyorlar. Çünkü Mine'nin de kohezif kuvveti 30 megapascal civarı. Pulpa boynuzları üzerinde bıraktığınız koyu boyanan deep outer cavity dentin bıraktıysanız yani burada 15 megapascal gibi bir bağlantı kuvvetine ulaşacaksınız diyor. Bunu yaparken de diyor mutlaka işte 3 dakika bekleyin. Bu sayede oradaki bondun maturasyonunu beklemiş olursunuz diyor. İşte dikkatli olun falan filan. Böyle. Şimdi buna bir de şununla cevap vermek istiyorum. Eğer biz bu boyayı orada bıraktıysak, hafif boyanan yer var. Onu bıraktık. Bu bıraktığımız yerde bizim bond kaybımız olmayacak mı? Bond kuvveti kaybımız olmayacak mı? Ben de şöyle cevap veriyorum. Evet, bir çalışmada şöyle bir şey okumuştum. Boyanan yerde bağlantı kuvveti boyanmamış aynı yerdekine göre 1-2 megapaskal, 3 megapaskal, 2-3 megapaskal daha azdı bond kuvveti. Ama şöyle bir şey var. Eğer bu bond işte boyayı kullanmazsanız eğer nasıl bileceksiniz oranın ne kadar mineralize olduğunu, bağlantınızı nasıl görselleştirebileceksiniz? Bunu yapamadığınız için bu boyayı kullanıyoruz zaten. Bunun zaten özelliği o. Daha görülebilir bir alan sağlıyor bize. Ayrıca şöyle bir şey var. Eğer air abrasion kullanıyorsanız, kumlama kullanıyorsanız direkt o kumla oradaki boyanan yerleri de hafif hafif hafif, hafif çok daha konservatif şekilde alabiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz, biraz daha fazla götürebiliyorsunuz. Etkisini en aza indirebiliyorsunuz. Çalışma gerçekten çok uzun bir çalışma. Hani otursam bir saat, 1,5 saatte anca anlatırım aslında. Biraz fazla üzerinden geçerek gibi oldu. Güzel de bir çalışma. Çok büyük hani fikir verebiliyor. Neyi nasıl yapmanız konusunda. Gerçekten güzel. Bence alın bir oturun okuyun. İngilizceniz yetmese bile çevire çevire okuyun. Bari İngilizceniz de gelişir. Geçmiş olsun.